Teşekkürler. Ankara Gücü Başkanı sevgili Mehmet Yiğinler'le birlikteyiz. Efendim toplantı sona erdi. Kulüpler Birliği'nin kritik bir toplantıydı, kritik bir süreçti. Neler konuşuldu? Yayıncı kuruluşun bazı talepleri vardı. Bu talepler TFF aracılığıyla sizlere iletildi. Ortak nokta bulunabilecek bir noktada mı? Önce buradan başlayalım. Ben öncelikle şunu söylüyorum. Verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Burada tabii Kulüpler Birliği Başkanımız, Federasyon Başkanımız, İşte saatlerce bir toplantı yaptık ve bir komisyon kurulup yayıncı kuruluşun talepleriyle ilgili bir komisyon kurulup değerlendirme yapılacak. Bu bir ilk toplantıydı. Tabii buradaki sıkıntı şu bana göre işte ülkemizdeki biraz ekonomik sıkıntından dolayı demek ki yeterince ürünü satamadılar yani BNTV. Ondan dolayı bir indirim istedi. Gerekli çalışmayı hem Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız hem de Kulüpler Birliği Başkanımız onlar bizim adımıza yapacaklar. Bu şekilde toplantımız sona erdi. Başkanım tabii yeni sezon planlamasına da başladınız. Bir açıklamanız var. Önce onu da bir teyit etmiş olalım. 14 tane hoca var listemizde. Çekini bir açıklamanız var. 14'ünü de bir sayabilir miyiz? Ya şimdi isim vermek olmaz. Ayıp olur buradan da. Yalnız yolda gelirken mesela bir tane daha önerdiler. 15 olmuş oldu. Onu alalım. Son olduğu için. Şöyle bir şey var yani. Yerli mi yabancı mı olacak? Şimdi, bugün önerilen yerli ama... bir 4 tane yabancı hoca önerdiler bize. Yani bunları zannedersem 2-3 tanesi daha böyle bir ciddi gelmek istiyor. Ama biz şunu söyledik. Önce bir gözümüzün önüne bakalım. Kulübün geleceğiyle ilgili neler yapabiliriz? Bugün bizim Ankara'da yönetim kurulu toplantımız olacaktı. Ankara Gücü Kulübü yöneticilerimizde bir değerlendirme yapacaktık. Bir yol haritası çizecektik. Artık bu ya yarın ya öbürsü güne kaldı. Burada öncelikle biz kulüp olarak elimizdeki bize katkı sağlayacak futbolcuların bir sözleşmelerini yenilemek. Bu yolda hareket ediyoruz. Daha sonrasında da transfer yasağını kaldırıp yeni takviyeler yapmak. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Biz buradayız bugün. Arkadaşlarımız, hukukçularımız, avukatlarımız ve yönetici arkadaşlarımızdan birkaçı transfer çalışmalarımızı takip ediyor Ankara'da. Bu arada başkanım, Hasan Başkan'ı da aslında yanımıza alalım. Hasan Başkan'ımız da yanımıza gelecek şimdi birazdan TRT Spor ekranında. Biz sohbetimize devam ederken... Gel başkanım, gel. O da muhabbet ediyor herhalde zannedersem telefonla. Şu an Hasan Başkan da röportajımıza dahil olacak sevgili izleyiciler. Biz sevgili Mehmet Başkan'la da sohbetimizi sürdürüyoruz. Teknik adam almaya çalıştım. Başkanım, şöyle sizi de alalım. Güzel de bir tablo olmuş olsun. Hasan Kartal'la birlikte Çaykur Rizespor Başkanı. Biz teknik adamla konuşuyorduk. Teknik adam problemini konuşuyorduk belki. Sizin bu konuda bir sıkıntınız yok ama transferde çok ismi geçen isimler var ama önce Sayın İğner ifade etti beIN Sports'un talebini. Çaykur Rizespor'un bu sürece bakışı nedir? Süreci nasıl görüyorsunuz başkanım? Hazır böyle beraberken sohbet etmiş olalım. Hangi süreci? beIN Sports'la olan süreç. Evet önce kulüpler bileyle başlayalım. Şimdi şöyle beIN Sports'la ilgili olan süreçte bize tek düşen bir şey var. Transferlerimizi yaparken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Har vurup harman savurmamamız gerekiyor. Bütçemizi iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü önümüzde farklı bir şeyler de çıkabilir. Onlara dikkat etmemiz lazım. Söyleyeceğim ben beIN Sports'la ilgili bu kadar. Kulüpler bu konuda aslında bir kulüpler bile en azından bir fikir mütabakatında bulunmuş gibi gözüküyor. Ben Fikret Başkan açıklamalarından da bunu gördüm. Sizde de bu var herhalde efendim. Tabii şöyle bir şey var. Bir defa herkes ayağını yorganına göre uzatacak. Bunda hemfikiriz. Bununla birlikte yani BNTV'nin indirim talebi var. İş yapamadığını, zarar ettiğini bize talep etti. Bu taleple ilgili bir komisyon oluşturuldu. Fikret Orman Başkanımız da, Nihat Özdemir Başkanımız da bu işi takip edecekler. Bugünkü BNTV ile ilgili durum bu. Ama onun haricinde lisanslarla ilgili... Lisans komitesiyle ilgili neler yapabiliriz? FIFA, UEFA ile ilgili dosyalar bunlar da konuşuldu. Ama ortak fikir başkanımızın da dediği gibi çok böyle hovardaca transferler yapmayacağız. Çok büyük paralara futbolcular transfer etmeyeceğiz.
bu şekilde bu süreci atlatacağız diye düşünüyorum. Şimdi başkanım, Hasan Başkan'da öyle bir oyuncu var ki Çaykur Rizespor'da, Vedat Muriç çok konuşuluyor. Bilmiyorum içeride konuşuldu mu Sayın Başkanım Vedat Muriç'i? Sizi görünce zaten Vedat Muriç'i sormak olmaz diye düşünüyorum. Efendim, burada bir görüşme oldu mu? Galatasaray'ın da bir temsilcisi vardı sevgili Oytun Bey. Sayın Başkan Ali Koç da, yani en azından Türkiye'de adı geçen kulüpler olduğu için soruyorum. Bir görüşmeniz oldu mu burada Vedat Muriç'le ilgili, bir sohbet oldu mu? Önce oradan başlayalım. Valla Sayın Ali Koç şakayla karışık söyledi. Ama tabii arkasında neyi verip neyi vermeyeceğini söylemedi daha. Ali Karışık nasıl bir ifade edin? Şakayla karışık en iyi bize, bizle entegre olur, bize uyar. Fenerbahçe'ye uyar gibi bir şeyle bir söyleme oldu. Ama tabii bizim kulüplere mesafemiz aynı, uzaklığımız aynı. Biz tabii kulübün menfaatlerini düşünmek kaydıyla en uygun, kimden teklif gelirse ona verelim diye düşünüyoruz. Bir, ikincisi Vedat Muriç'i de üzmek istemiyoruz. Yani çocuk da 24 yaşında, daha iyiye doğru gidecek. Daha kendisini gösterecek yerlerde olmasını da temenni ederim. Çünkü çok sevdiğim bir çocuktur. Kendisiyle ikili ilişkilerim de iyidir. Severim. İnşallah hayırlısı hangisiyse olsun diye düşünüyorum. Başkanım, şu an masada hangi takımların teklifi resmi olarak var? Anderlecht'in de ismi geçiyor çünkü. Fenerbahçe ve Galatasaray, Başakşehir'in de aktörlerden biri olduğu konuşuluyor transferde. Çok doğru. Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Tunus, bir tane daha var Tunus'un dışında. Bir tane daha var. O da bizim sportif direktörle bir görüşmeleri olmuş. Onu tam bilemiyorum. Yani 4-5 takımdan bir istek var. Yani talep var Vedat Muriç ile ilgili. Peki 10 milyon euro sözü vardı ama oralara çıkacak mı transfer, yoksa 5-6 bandına doğru iniş var mı? Yani teklifler ne doğrultuda ilerliyor kulüplerde? Mesela Galatasaray şu an en son teklifi nedir? Başakşehir resmi bir teklif yaptı mı miktar olarak size? Valla bizim duyumlarımız 3 milyon civarında, ama 3 milyon civarında olduktan sonra bizim kulüpte kalmasında daha hayır vardır diye düşünüyorum. Bunun dışında da en çok kim verirse biz de veririz. Yani ona kulübün menfaatlerini düşünmek zorundayız neticede yani. Termin var mı efendim son diyebileceğiniz? Yani belli bir şeyin altına düşmeyi düşünmüyoruz. Çünkü karşılığında yapacağımız transferleri de düşünmek kaydıyla bu düşüncemiz hasil oldu. Ama en uygun kim fiyat verirse ona da veririz. Son sorum, hangi takıma yakın sizce şu an? Hepsine eşit mesafede. Başkanım, şimdi tabii Vedat Muriç kulüp için önemli bir gelir kaynağı gibi gözüküyor. Biz alırdık da paramız yok. Borcumuz çok. Belki yani. Başka oyuncularla ilgili bir temas olmuş mudur bilmiyorum. Beraber gideceğiz, yolda konuşuruz. Yolda transfer görüşmesi var. Evet. Peki efendim, son olarak eklemek istediğiniz başka bir şey varsa seve seve alırız. Valla ben bugünkü toplantının çok güzel bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Hem Kulüpler Birliği Başkanı hem de Federasyon Başkanımızın kenetlenmesi ve bir birlik ve beraberliğin sağlandığı bir toplantıydı. Nihat Bey'in genel olarak görüşmelerinde de hep böyle kaynaştırıcı, birleştirici bir havası vardı. Onu görüyoruz. Çok güzel. Yani çok güzel bir görüntü. Bu böyle devam ederse Türk futboluna, Türk sporuna çok faydalı olacağı düşüncesindeyim. İnşallah böyle devam eder. Hemen size de döneceğim. Transferle ilgili sizin takımda da tabii ki bir planlama olacak. Transfer yasağı kalktıktan sonra, ama bir listeniz vardır. Çünkü bu liste ligin ikinci yarısında çok işe yaramıştı. Çok önemli oyuncuları kadroya katmıştınız. Hem bununla ilgili bilgi alalım hem de son temennilerinizi almış olalım. Şimdi şöyle söyleyeyim ben. Başkanımız da benim yaşadıklarımı yaşıyordur muhakkak. Çünkü birçok kulüp başkanı yaşıyordur. Yani hiç ismini bilmediğimiz dahi, diyaloğa girmediğimiz dahi menajerler bir şekilde telefondan ulaşıp yurt dışı, yurt içi menajerler özellikle bize ısrarla futbolcu teklif ediyorlar. Ve futbolcu gönderiyorlar. WhatsApp'tan gönderiyorlar. Biz devamlı arkadaşlarımıza iletiyoruz. Şunu söyleyeyim ben. Yani az bir şey ekonomiyi düzelttikten sonra futbolcudan çok bir şey yok Türkiye'de ve dünyada yok yani. İstediğiniz futbolcuyu indirebilirsiniz. Biz şu süreçte Scout ekibiyle birlikte, dışarıdan çalıştırdığımız hocalarla birlikte bir çalışma içerisindeyiz. Ve aşağı yukarı bir şunu söyleyeyim, en az bir 15-20 tane elimizde böyle alabileceğimiz veyahut da teklif götürebileceğimiz yabancı futbolcu var. Bunların içinden seçeceğiz. Eledik, buraya düşürdük. Eğer işte kısa bir süre içerisinde transfer yasağı problemimizi çözdükten sonra ligin arasında yaptığımız gibi bana göre daha böyle isabetli takımımızın bir omurgası oldu.
bunları destekleyecek, takviyeleyecek futbolcularla beraber daha böyle üst seviyelerde mücadele edecek, ligin üst taraflarını zorlayacak bir ekip oluşacağımızı düşünüyorum. Peki onu efendim, bekliyoruz. Peki efendim. Çok teşekkürler her ikinize de. Değerli görüşleriniz, samimi görüşleriniz için çok teşekkür ederiz. Kırmadınız bizi. Sağ olun, çok sağ olun. Sevgili izleyiciler, iki önemli